Çok çok kıymetli bir konudayız öğretmenler. Nedir o? Posner'ın program türleri. Bu ünitemizin aynı zamanda dördüncü başlığı. Şimdi niye kıymetli diyorum peki? Ona bakalım. Çünkü neredeyse her yıl sorulmaya çalışılıyor. Hatta Posner sınavı kendisi hazırlasa kendisini bu kadar sormazdı yani. O derece bir başlıktan bahsediyorum. Çok kıymet verilen bir başlık. Tabii sizlerle bu ünitenin başında bir plan ve program sınıflaması konuştuk. Kendi ülkemizde olan program türlerinden bahsetmiştik. Bu nereden çıktı? Niye çıktı? Önce buna bakmamız gerekiyor. ÖSYM'de bir yıl Posner'ın neden böyle bir çalışma yaptığını bize soru olarak yöneltmiş çünkü. Şimdi düşünelim. Bulunduğunuz ilde tahmin ediyorum ki pek çok Anadolu Lisesi vardır. Şimdi hepsi Anadolu Lisesi. Diyelim ki Ankara'da 30 tane Anadolu Lisesi olsun. Şimdi 30'lu Anadolu Lisesi aynı statüdeki okul. Aynı resmi programlar gönderiliyor bu okullara. Aynı milli eğitimin öğretmenleri çalışıyor bu okullarda. Ama takdir ederseniz ki bu Anadolu liselerinin hepsinin mesela üniversiteye öğrenci yönlendirme noktasında başarısı aynı düzeyde değil. Peki bütün resmi şartlar aynı iken bu başarı farklılığı nereden çıkıyor? İşte Posner bunu araştırıyor değerli öğretmenlerim. Posner'ın araştırmasının temel amacı nedir? Eğitim reformlarındaki başarı ve başarısızlığın nedenlerini açıklamak. Başarı ve başarısızlığın nedenlerini açıklamak. Bunun için bir sınıflama yapmış Posner Efendi de. Bazı okul neden başarılı, bazı okul neden başarısız. Aslında birazdan bahsedeceğim türler de bu nedenleri açıklayan başlıklar olacak. Posner Efendi program türlerini ele alırken 5 tane tür olduğunu ifade etmiştir. Bunlardan ilki resmi programdır. İkincisi işlevsel programdır. Üçüncüsü geçersiz programdır. Dördüncüsü ekstra programdır. Sonuncusu da örtük programdır. 5 tane türü mevcut. Hepsinin bir mantalitesi var. Bunları ele alacağız sizlerle beraber. İlk konuşacağım resmi program. Bu program türlerinin ikincil ve üçüncül isimlerini sorarlar. Dikkat et. Resmi program yazılı program diye de isimlendirilir Posner tarafından. Resmi deyince aklına ne gelir? Devlet gelir değil mi? Özel sektör gelmez. Devlet gelir. Resmi program Posner tarafından şöyle tanımlanıyor. Eğitim otoritesinin hazırlayıp ülkedeki bütün okullara gönderdiği dokümana resmi program derim ben diyor. Hayda biz bunu biliyoruz. Bizim ülkemizdeki eğitim otoritesi kimdi programları hazırlamada? Talim terbiye. Ne gönderiyordu bütün okullara? Öğretim programı. O zaman talim terbiyenin hazırlayıp okullarımıza gönderdiği öğretim programı Posner'a göre resmi programdır. Neymiş? Devletin hazırlayıp ülkedeki tüm okullara gönderdiği dokümanın adı. Değerli öğretmenlerim, resmi programlar teoriktir. Yani kağıtta yazandır. Bize gönderilen o öğretim programı dokümanıdır resmi program. Ve bu program çerçeve niteliğindedir. Hatırla, çerçeve tüm ülkede aynı ana hatlara sahip olmasıydı. Yani bir biyoloji dersi öğretim programı resmi programdır. Ortaokul fen bilimleri dersi öğretim programı bir resmi programdır. Sana gönderilen devletin gönderdiği ortak dokümanın adıdır resmi yazılı program. Şimdi gel bakalım buraya. İşlevsel program ya da diğer isimleriyle uygulamadaki kullanıma hazır programlarda denilebilir. Eğer bir öğretmen resmi programı alıp işliyorsa, yani sınıfında uygulamaya dönüştürüyorsa, artık bu işlediği kısım işlevsel programa dönüşmüş olur. Eğer ben resmi programdaki herhangi bir kısmı işlersem, uygularsam, işlemiş olduğum bu kısım işlevsel program olur. O zaman resminin, siz buradan resmi program dediğimi anlayın lütfen, uygulanmış halidir. Bak, mışlı konuşuyorum, değili konuşuyorum, dikkat et. Yapılmış, artık faaliyet hayata geçmiş. Diyordu ki bana öğretim programında madde ve özellikleriyle ilgili deney yapılacak. Öğretmen sınıfa girdi, deney etkinliğini öğrencilerle beraber gerçekleştirdi. Artık neye dönüştürdü bu etkinliği? İşlevsel programa dönüştürdü, unutma. Tabii her zaman her şeyi işlemez bizim öğretmenlerimiz ne yazık ki. Bazen es geçtikleri de olur. Burada da karşımıza geçersiz program çıkar. Geçersiz, ihmal edilen, atlanan programda derler. Eğer resmi programdaki herhangi bir şeyi işlemezsem
Es geçersem bunun adı geçersiz ihmal edilen program olacaktır. Herhangi bir sebeple bak. Sebebin hiçbir önemi yok. Resminin atlanan kısmıdır. Herhangi bir sebeple. İşte hocam kar yağdı okula gelemedik işlemediler. Geçersiz program. İşlenmeyen bu kısım geçersiz program. Sınavda çıkmaz dedi işlemedi. Geçersiz program. Vay benim canım bu konuyu sevmiyor. Ben bunu anlatmaktan hiç hoşlanmam dedi işlemedi. Geçersiz program. Hocanın elini kolunu kelepçeyle bağladılar. Hareket edemiyor. Çaresiz işleyemedi. Geçersiz program. Resmi programdaki herhangi bir şeyi işlemezseniz neye dönüştürmüş olursunuz? Geçersiz. Mantık çok basit. Devletin gönderdiği doküman resmi. Sınıfımda işlersem işlediğim kısım işlevsel. Vay işlemezsem geçersiz. Yani işlevsel ve geçersiz nedir değerli öğretmenler? Resminin öğretmen tarafından işlenip işlenmemesine göre ortaya çıkan program türleridir. Peki soralım size. Bütün öğretmenlerin işlevsel ve geçersiz programları aynı mıdır? Bence aynı değildir. Bir öğretmen vardır programın hepsini işlemek için gayret eder. Bütün programı işlevsele dönüştürmüş olur. Bir öğretmen vardır programın hiçbir kısmını işlemez. Boş boş gezer gider çocuklar. Bütün programı geçersize dönüştürmüş olur. Bir öğretmen vardır yarısını işler, işlevsel yapar, yarısını işlemez, geçersiz yapar. O zaman şöyle bir dipnot da verelim mi buraya? İşlevsel ve geçersiz programlar öğretmen tutumu ile şekillenir. Öğretmen tutumu ile şekillenir. Yani sizin resmi programı işleme noktasında gösterdiğiniz gayret ve ciddiyet aslında işlevsel ve geçersiz programı çıkarmaktadır ortaya. E o zaman Posner'ın cevap aradığı nokta ortaya çıktı bir kısmı olarak en azından. Eğer bir okulda öğretmenler bütün resmi programı işlevsele dönüştürmeye çalışırsa başarı artar. Ama bir okulda geçersiz program artıyorsa ne olacaktır? Başarı düşecektir. Geldim dördüncü programım ekstra, olağanüstü, ilave, destekleyici program ismini de alabilir. Ekstra kelimesi özellikle mesleki hayatta Ankara'da çok kullanılan bir tabirdir. Mesela Ankara'mız biliyorsunuz ki folklörü, halk oyunları ve şarkıcılarıyla meşhur bir ilimiz. Ve bu şarkıcılara baktığımızda normal rutin programlarında haftada 3 gün sahne alıyorlarsa, bir gün fazladan sahne alırlarsa ne derler? Ekstraya çıktık. Açılışa gider, düğüne gider ne yapar? Ekstra. Ekstraya çıktık. E o zaman ekstra bak adı üstünde fazladan bir şey. Senin normalde rutin programın, rutin sahne programın öğretmen olarak nerede yazıyor? Resmide. O zaman sen okul olarak, öğretmen olarak resmi de olmadığı halde fazladan bir kazanım planlayıp gerçekleştiriyorsan bu ne olur? Ekstra olur. Bak şart çok açık. Resmi de olmayacak bu amaç. Resmi de yok. Yani bu etkinlik, bu faaliyet artık ne dersen ona. Resmi de olmadığı halde okul ve öğretmen fazladan planlarsa bu ne olacaktır? Ekstra program olacaktır. Dikkatini çekiyorum. Fazladan planlarsa diyorum bak. Aman ha yanılma. Bu formal bir uygulamadır. Planlı etkinlikler neydi? Çünkü formal eğitim kapsamındaydı. Ve tabii ki de formal bir etkinlik kapsamında yer aldığı için öğretmen gözetiminde gerçekleştirilecek faaliyetlerdir. Öğretmen gözetimi. Öğretmen kontrolünde yapılacak faaliyetlerdir. Çünkü formal eğitim bir profesyonel öğretici tarafından sağlanan faaliyette. Ve burada gönüllülük esastır değerli öğretmenlerim. Yani siz çocuğu ekstra yaptığınız bir faaliyette illa katılacaksın diye ümüğüne çökemezsiniz. Bu bir gönüllülük esastır. Çünkü adı üstünde ekstra diyoruz. Şimdi ekstrada şartlar belli. Bak arayacağın iki tane şart var. Resmi de olmayacak. Fazladan okul ya da öğretmenler tarafından planlanan formal etkinlikler olacak. Kafalarda deli soru. Hocam güzel teoriyi iyi de bunun örneklerine. Trilyon tane örnek var. Hemen çeşitlendireyim. Mesela piknik. Ekstradır. Devlet sizden piknik yapmanızı falan istemiyor. Çok da enteres etmiyor, çok da umursamıyor. Nedir bu? Fazladan yapılan planlı bir faaliyet. Ekstra programdır. PS müsamere, yıl sonu gösterileri yani. Vay efendim Milli Eğitim şunun çok derdinde değil. Siz sene sonunda çocuklara, ilkokul çocuklarına Pamuk Prenses ve Yedi Cüceleri oynattınız mı? Sen istiyorsan fazladan yapıyorsun. Yarışma, turnuva. Sınıflar arası futbol turnuvası düzenledim mesela. Yap kardeşim, bizi ilgilendirmez. Fazladan planlıyorsun. İşte sinemaya götürüyorsun çocukları. Götür. Ne güzel. Tiyatroya götürüyorsun. Buna da götür. Bu da nedir? Ekstra. Bak resmi de olmayacak, fazladan planlanacak. Ve son bir örnek daha ekleyeyim buraya. Lütfen eklediğim şekilde akıllarda tutulsun. İleride soracağım. Aksi cevap veren olursa ağzına terlikle vururum. Bazı geziler.
Bak geziler demedim. İşin kolayına kaçmadım öğretmenim. Bazı geziler diyorum. Her gezi ekstra deme. Ağzını ıslak telliği yersin yoksa. Ben vurmam bu arada telliği. ÖSYM vurur ve çok hoş vurmaz. Bazı geziler diyoruz. Bazı geziler. Nasıl geziler mesela? Mimar Kemal Anadolu Lisesi'nin müdürü olarak ben lise son sınıf öğrencilerini üniversiteye giriş sınavında motive olsunlar, istekleri artsın diye Bilkent Üniversitesi'ne üniversite gezisine götürdüm. Bu ekstra. Bunda bir sıkıntı yok. Şartım çok aşikar. Resmi de olmayacak ve fazladan planlanacak faaliyetler. Ekle ekleyebildiğin kadar. Burada zaten olabilecek bütün örnekleri yazdım. Şimdi iki noktaya dikkat et. Burada iki tane sana not ekleteyim. Birinci not. Milli gün ve bayramlar ekstra değildir değerli öğretmenlerim. İşte bilmem ne okulunda 29 Ekim'de bilmem ne etkinliğiyle Cumhuriyet kutlandı. Bu ekstra değil. Önemli günler nedir bizim için? Resmiyette olan unsurlardır. Resmi de zaten belirtilir. Sen Cumhuriyet Bayramı'nı keyfiyetine göre kutlamıyorsun. O bir mecburi etkinlik artık. Buradan seni tufaya düşürmeye çalışabilirler, unutma. Resmi bu milli günler bizim için resmi de olan faaliyetlerdir. Ekstra kapsamına girmez. Gelelim ikinci notumuz. Al bu notunu. Ders kazanımına yönelik faaliyetler ekstra değildir. Bak ders kazanımına yönelik faaliyet diyor zaten. Cümle baştan ekstradan düşüyor. Dersin kazanımı nerede yazıyor? Çünkü resmide yazıyor. Uygularsam işlevsel, uygulamazsam geçersiz. Şimdi en bilindik örneklerden biri. Yani kafayı kuşkularla dolduracak örneklerden biri. Diyor ki Afyonkarahisar'da görev yapmakta olan bir tarih öğretmeni milli mücadele konusunun kazanımlarını gerçekleştirmek için öğrencilerini Koçtepe Şehitliği'ne götürmüştür. Ne için götürmüş? Amaca bakacaksın her zaman. Milli mücadele konusunun kazanımlarını gerçekleştirmek için. Nedir o zaman bu? Resmi. Faaliyet yaptıkları için işlevsel. Bu kadar. Hemen kafalarda şu soru. Ama hocam ülkedeki bütün okullar geziye götüremiyor bu konuyu işlerken çocukları. E ne yapak kardeşim? Şimdi burada bütün öğretmenler anlatım yöntemiyle mi ders işlemek zorunda? Ben şimdi bu dersi anlatım yöntemiyle değil de istasyon tekniğiyle işleseydim bu ne olacaktı? Ekstra mı olacaktı? Hayır, yine dersimi işledim. E gezide bir öğretim tekniği zaten. Öğretmen isterse bu konuyu, bu kazanımı gezi tekniğiyle gerçekleştirir. İsterse anlatım yöntemiyle, isterse buluş yoluyla gerçekleştirir. Ne dedik biraz önce işlevsel ve geçersiz programlara? Öğretmen tutumu ile şekillenir dedik. Benim tutumum gezi yapmak yönündedir. Senin tutumun anlatım yöntemi yönündedir. Bu öğretmenin tutumuyla alakalıdır. Unutma, ders kazanımına yönelik faaliyetler ekstra değildir. Bu iki notumu da almış olayım buraya. Şimdi geldik zurnanın zırt dediği yere. Örtük program. Çok kıymetli bir program. Hatta şöyle bir şey deriz. Sınavda girdin, bir eğitim sorusunu boş bıraktın. Seçeneklerde örtük programı görüyorsun. Allemettin, kallemettin, bir cevap veremedin. Salla örtük program cevabını. Tutma olasılığı yüksek değerli öğretmenim. Tabii sen böyle yapma. Ama sallamak da bir sanattır. Bunu da unutma. Şimdi burada şu ana kadar konuştuklarıma bakalım. Resmi kağıtta yazan. İşlersem işlevsel, işlemezsem geçersiz. İşlesem de işlemesem de kağıtta yazıyor sonuçta bu. Geldim buraya. Ekstra. O kağıtta yazmıyor ama yine de planlı. Şimdi geldim buraya. Ya ben hep şunları anlatmışım. Kağıtta yazanları ve planlanmış şeyleri anlatmışım. E peki sen düşün bakalım. Eğitim hayatım boyunca hep planlanmış şeyler mi? Hep kağıt üstündeki şeyleri mi öğrendin? Hayır. Sen planlanmamış, yazılı çizili olmayan şeyler de öğrendim. Bu da örtük. Gizil program diye de geçer. Nedir peki örtük program? Örtük program bireyin eğitim hayatı boyunca edindiği informal öğrenmelerin bir araya gelmesiyle oluşan programdır. İnformal. O zaman senin çıkartacağın yorumlar ne burada? Örtük program her an her yerde oluşabilir. Her vakitte oluşabilir. Herkes tarafından oluşturulabilir. Pek çok neticesi vardır. Olumlu da sonuçlanabilir kazandırdığı davranış, olumsuz da sonuçlanabilir. Hemen bilindik örneklere başlayalım mı örtükle ilgili? Öğretmen sınıfa girdiğinde ayağa kalkardık hatırla. Talim terbiye kazanımı mı sence öğretmen sınıfa girdiğinde ayağa kalkmak? Yok, hiçbir yerde yazmıyor. Bana anam öğretti, okula ilk gönderdiğinde dedi ki öğretmen sınıfa girince ayağa kalk dedi. Ha bak ne yaptık? İnformal yolla anamızdan öğretmene saygıyı öğrendik. Bazı öğretmenlerimiz yapardı hatırlayın. Not defteri vardı eskiden. Eskiler bilir. Sözlü notunun, yazılı notunun yazıldığı küçük notebook diye tabir edilen tarzda mavi ve pembe renkli not defterleri olurdu. Hatırlayanlar oldu mu bunu? Hatırlayanlar unutmayın. Her cuma geliyor. Bir maktüelde. Jumpet
yetişkin bezlerinde indirim var. Bu yaştan sonra çünkü artık kaçırmalar başlar. Gülerken kaçar, uyurken kaçar, televizyon izlerken kaçar. Tedbirinizi alalım. Bu not defterleri vardı. Sözlü notlarını, yazılı notlarını yazarlardı. Öğretmen sınıfa girerdi, hepimizi bir süzerdi. Not defterini masanın üstüne vururdu. Bir şey dedi aslında, not defterini vurmadı. Dedi ki, dersimde yaramazlık yapanı öttürürüm. Notunu veririm buradan dedi. Peki öğretmenlerim, not korkusuyla sınıfı dizginlemek sizce planlı ve resmi bir etkinlik olabilir mi? Bence olamaz. Tamamen illegal, hatta informal. O zaman örtük program. Üniversitelerde yapardı hocalarımız, kürsünün kerameti diye düşünüyorum. Ne yaparlardı? Kendi hayat görüşlerinden, kendi inanç görüşlerinden, kendi siyasi görüşlerinden bahsederlerdi. Şimdi resmiyette böyle bir şeyden bahsedebilir mi bir öğretmen? Etik değil. Ne yolla bahsediyor? İnformal, örtük program. Buradan çıksak örnekleri vermeye fizana kadar gider değerli öğretmenlerim. Özünde nedir? Bireyin eğitim hayatı boyunca edindiği informal öğrenmelerin bir araya gelmesiyle oluşmuş programdır. Peki biz neyini inceleyeceğiz örtüğün? Önce kaynakları nelerdir? Buna bakacağız. Kaynakları nelerdir? Yani neler ya da kimler örtük programı meydana getiren unsurlardır? Bir de peşinden etkileri nelerdir, buna bakacağız. Etkileri nelerdir? Yani ne gibi sonuçlar doğurmaktadır örtük program kapsamında meydana gelen öğrenmeler? Önce kaynaklar. En büyük kaynak öğrenciler. Öğrenciler arası ilişkiler en büyük örtük program kaynaklarından biridir. Mesela sizin de arkadaşlarınızdan olumlu ya da olumsuz yönde öğrendiğiniz pek çok davranış vardır. Bir arkadaşınız vardır, ondan örnek alarak, gıpta ederek okul bittiğinde hemen ödev yapmayı öğrenirsiniz. Bu kurala, bu disipline uymayı öğrenirsiniz. Ne yolla öğrendin arkadaşından bunu? İnformal. Hangi program? Örtük. Ama gidersin arkadaşından enteresan şeyler de öğrenebilirsin. Bir dönem orta sonunda biz amcaoğluyla beraber okuduk. Geldi bir gün, dedi ki, amcaoğlu dedi, biz neden sigara içmiyoruz dedi. Ben dedim, nasıl soru bu? Babam içiyor dedi, baban içiyor dedi, dayım içiyor, dedem içiyor dedi. Bunlar erkek dedi, bizde sıkıntı mı var dedi. Dedim, ben bununla yaşayamam, gidelim tekele en ağır sigara neyse ondan alalım, 3-4 tane aynı anda yakalım. Dedim, sigaraya başladım. Nasıl öğrendim ben bu davranışı? İnformal. O zaman örtük program. Başka? Öğretmenler. Sizler de örtük program oluşturursunuz. Öğrenciler de bazen bilinçli olarak, bazen bilinçsiz olarak. Bak ne yaptık biraz önce? Not korkusuyla sınıfı bızdırdı. Ne yaptı? Örtük program oluşturdu. Bazen de farklı olur. Mesela biz lise ortaokul yıllarımızı hatırlayalım hemen. Öğretmenleri model alma konusunda özellikle genç öğretmenleri daha etkiliydik. Bir dönem yıldız öğretmen vardı. İngilizce öğretmenimiz. İzmirli. Başka bilgi vermeme gerek yok. Saçında enteresan bir boyama şekliyle geldi bir gün. İşte röfle mi diyorsunuz artık, ombre mi diyorsunuz, ne diyorsunuz bilmiyorum. Şimdi bu öğretmen sınıfa girince tabii ergenlik halinde olan erkek öğrencilerin hepsi odaklanmış şekilde ona baktı. Bizim sınıftaki kızlar da düz bir mantık kurdu. Zannettiler ki keramet saçtaki boya. Dediler ki saç böyle boyatılınca demek ki sınıftaki erkekler kitleniyor. O zaman biz boyatırsak bize de kitlenirler. Öteki gün geldiler ve onlarda da saç rengi o şekildeydi. Bak hocadan ne yaptılar? İnformal yolla bir tarz, bir saç tarzı ya da giyim tarzı kaptılar. Başka? Personel. O okuldaki hademe, güvenlik, sağlıkçı, müdür, müdür yardımcısı hepsi örtük programı oluşturabilir değerli öğretmenlerim. Mesela lise müdürlerinizi hatırlayalım bakalım bir, hadi. Ben hatırlıyorum. Keşke hatırlamaz olaydım. Benim lisemdeki müdür bir dönem beden eğitimi öğretmenliğinden gelme. Besyo okurken de branşı ne? Greco-Romen. Kutu gibi adam. Takım elbiseyi çekince Robocop gibi geziyordu okulda. Odasında örtük mesajlar doluydu. Makamının arkasında bir raf yaptırmış. Sporculuk yıllarında kazandığı madalya, kupa, belge, bunlar var. Fotoğraflar var. Ne demek istiyor aslında? Sana bir örtük mesaj veriyor. Diyor ki elimi alırsam yamulturum. Şimdi bu ne yapıyordu? Odaya girdiğimizde gözlüğü çıkartıp masaya koyarsa kesin dövüyordu. Tabii bizim bu denklemi çözene kadar bir iki defa girip çıkmamız gerekti. Ondan sonra Pavlov'un itinde etle zil arasında nasıl bir bağ varsa bizde de gözlükle dayak arasında aynı bağ vardı. Şimdi müdürün baskı ve zorbalıkla okulda disiplini sağlaması sence resmi bir şey mi? Hayır, informal. O zaman hangi program? Örtük program. Başka? Devam ediyoruz. Çevre. Şimdi değerli öğretmenlerim, okulun bulunduğu muhit de örtük programı oluşturur. O dönem Gazi Üniversitesi'nde 1,5 yıl yapmaktayız stajı. Üniversite yıllarımızda 3 dönem yani. Her dönem Ankara'nın farklı bir ilçesinde yapılıyor staj. Muazzam bir uygulama bence. Bir keresinde bir okula götürdüler. Çankaya ilçesine bağlı bir okul. Okula girdik. Özellikle kız öğrenciler. Çantayı şöyle takmışlar, şöyle yürüyorlar. Tipleme böyle. Bakıyorsun o çevrede öyle yürüyor esasında. Ama başka bir okula götürdüler bizi. İsmini vermeyeyim burada. Girişte müdür uyardı.
değerli öğretmenler, içeride değerli eşyalara sahip çıkarsanız bizim öğrenciler biraz yeteneklidir de dedi. Bak şimdi muhite göre, o muhite bakıyorsun, sosyetik bir yer, tiki canlılar yaşıyor, öğrenci de öyle olmuş. Öteki muhite bakıyorsun, el mahareti yüksek bir semtte oturuyorlar. Orada da öğrenci bu şekilde yol bulmuş. Devam ettik. Fiziki şartlar. Okuldaki fiziki şartlar örtük programlar oluşturur. Çocuklara gidin lisede sorun. Burada en iyi topu nerede oynarız bahçede deyin. Gösterirler yerini. Okuldan nereden kaçarız diye sorun. Fare deliklerinin hepsini gösterirler. Bunları ne yolla öğrendiler? Örtük yolla öğrendiler. Başka bir şeyle değil. Konuşma biçimleri muazzam örtük programlar oluşturur. Yeni neslin ağzındaki terimler. Bizde de muhtemelen farklı kelimeler vardı. Bazen denk geliyoruz. Stajda da görmüştük. Çocuğun biri vardı. Not tutmuyor. Kitap yok. Çağırdık teneffüste yanımıza. Dedik ki sen niye kitap getirmiyorsun lan dedik. Ben dedi getirmem dedi. Niye lan dedik. Ben okulun popisiyim dedi. Popi ne lan dedik. Popüler çocuğa popi diyorlarmış değerli öğretmenlerim. Şimdi bu jargonlar nasıl geçiyor birbirine? İnformal yolla geçiyor haliyle. Devam ettik. Sosyal medya. Günümüzde muazzam bir örtük program kaynağıdır. Yani göreve başladığınızda özellikle liselerde bir sınıfa daldığınızda boş bir sınıfa iki kızı TikTok çekerken bir boş harita odasına daldığınızda erkekleri enteresan şeyler yaparken bulabilirsiniz sosyal medyadan. Bu nereden kaynaklandı? İnformal yolla örtük programdan kaynaklandı. Gel bakalım kıyafet. Bak okullarda kıyafet modası vardır. Liselinin gidip giyim modası vardır. Benim lise yıllarım biraz ülkenin karanlık çağına denk geldi. Ben ortaokulu bitirirken Yusuf Miroğlu, Deli Yürek izlemiştik. Liseye başladığımda ise Polat Alemdar, Kurtlar Vadisi dönemi başlamıştı. Haliyle lise öğrencisi olarak bizim giyim tarzımız sivri burun ayakkabı giyiyorduk. Ceketi hiç çıkartmazdık. İşte gömlek, dik yaka gömlekler aldırırdık ailemize. Hatta ben cırt cırtlığına, armasını cırt cırtlı yaptırmıştım. Okuldan çıkınca ceketi atıyorsun, hemen armayı çıkartıyorsun, yakaları dikiyorsun. Ne yapıyorsun? Polat Alemdar gibi şehrin sokaklarında ilerliyorsun. Lise çocuğu sivri burun ayakkabı giyer mi baktığında? Ama giyiyor işte, kıyafet modası örtük yolla yayılıyor. Şimdi erkeklerin haline güldünüz. Gelin gelin bakalım, bir de kız öğrencilerin haline bakalım. Tam o dönem Lise Defteri diye bir dizi çıkmıştı bizim zamanımızda. Kızların giyim tarzı sektirmeden şöyleydi. Gömleğin içine renkli body giyme gibi iğrenç bir şey çıktı. Bir de bunun kışın boğazını giyiyorlardı. Enteresan bir görüntü vardı. Ondan sonra kravatı böyle bolartıp göbeğe kadar salıyorlardı. Lan bu tarzı kim çıkarttı? Sen arasında okulda Amerikan pastası çekeceğiz yani. Öyle bir görüntü var. İşte spor ayakkabı giyiyorum. Kışın ayağını bu ayakkabıyı giyersen üşürsün. Üstüne de ayak bileğine kaşkol doluyorlardı. Buna da tozluk demişler değerli öğretmenlerim. Bunların hepsi ne yolla oluşuyor? İnformal yolla, yani örtük program kapsamında. Evet, hatırlamak istemeyeceğiniz bütün ergenlik anılarını hatırladıktan sonra herhalde örtük programın aslında her şeyden ve herkesten kaynaklanabileceğini anlamış olduk. Gelin şimdi bir de etkilerine bakalım. Örtük program ne gibi etkiler doğuruyor? Okuldaki başarı ve başarısızlığı etkiler değerli öğretmenlerim. Hani ailelerin üstün gayreti vardır ya. Çocuğum şu okulu kazansın. Burada üniversiteyi kazandırma oranı yüksek. Yani okulda çip takmıyorlar çocuğuna. Aslında bütün okullar aynı. Fark şu. O okulda hep okuma niyetiyle olan ve belli bir algıdan dolayı yüksek puanlı insanlar yerleştiği için öğretmeni de müdürü de ona göre hareket ediyor. Ve örtük programı okulda hep olumlu davranışlardan oluştuğu için başarı artıyor. Ama bir okulda örtük programı hep olumsuz davranışlardan oluşursa başarı düşmektedir. Başka? Yaşam becerileri kazandırır çocuklara örtük program. İşte mücadele gibi, hırs gibi, yılmamak gibi, azim gibi, tekrardan ayağa kalkmak gibi meziyetler genellikle örtük yolla kazanılır. Yaratıcılığı etkiler değerli öğretmenlerim. Öğrenciler çok yaratıcıdır. Hatta sizin etkinliklerinizden daha fazlasını informal etkinliklerde geliştirirler. Mesela kopya. Baştan aşağı bir zeka göstergesi olan etkinliktir, yaratıcılıktır. Ben bütün lise hayatım boyunca tırnaklarımla kopya çektim. 0-3 uçlu ince çizim kalemi almıştım bir tane. Faber-Castell sarı yeşil hiç unutmam. Bir de Tomboç yumuşak uçlu daha iyi yazıyor. Alıyordum bütün formül, kıymetli bilgi tırnaklarıma yazardım. Hatta derdim ki kızlar ne kadar şanslı, tırnağı uzatıp sayfayı genişletebilir yani. Böyle bir şansı var. Şimdi kopyada yakalanma şansın yok. Hoca gördü mü bir şeye bakarken? Geldi Fatih ne var elinde? Hemen şöyle bir yalamayı çekeceksin. Hocam bir şey yok. Vallahi para. Bak toynakları tertemiz. Hiçbir sıkıntı yok. İşte bu yaratıcılık nedir bunun eğitimde karşılığı? Yaşamsal problemleri yaratıcı çözümlerle ele alma. Durumu bundan ibarettir. Devam ettik. İşimiz bitmedi. Kişilik gelişimi. Çocuğun kişilik gelişimini örtük program etkiler. Mesela o her ilde vardır. Endüstri meslekler garibim burada çok muzdariptir. Bilmem ne endüstri meslek lisesindeki öğrenciler çok belalı.
Lan nasıl belalı? Yani bu endüstri meslek lisesi bela mı yüklüyor bu çocuğa? Ya da Gora'daki gibi kasetten özellik mi katıyorlar buna? Hatta oradan arkadaşın olmak bir lükstü lise hayatında. Koçuyorum, bizim mahallenin yarısı EML'de okuyor. Vallahi bir çağırırım çıkışa inerler. Şimdi bu çocukların kişiliği nereden etkileniyor? Okuldaki öğrenciler bir araya geliyor. Örtük yolla birbirlerine bunu aktarıyor. Bak üniversitede en sevdiğim oyundu. Kendi kendime oynadığım sessiz bir oyun. Fakültenin bahçesine otururdum. Oyunun adı şu: gelen geçen hangi fakülteden tahmin etme oyunu. Tipten bağırıyor, zırıl zırıl. Tip belli, teknik eğitimli. Tip belli, sağlık fakültesi. Tip belli, besyo. Güzel sanatlar, eğitim fakültesi, hukuk. Hepsi belli. Sırıtıyor değerli öğretmenlerim. Hatta bunu KPSS çalışmalarımda bir dönem farklı sınavlara da hazırlanan sınıflara girip rehberlik amaçlı seminerler veriyordum. Şimdi bir keresinde hukukçuların sınıfına soktular beni. Ya şimdi semineri veriyorum. Tarzım da az buçuk belli, nüktedan. Benim yıllardır denenmiş gülme garantili esprilerim var. Yapıyorum, tepki alamıyorum. En fazla mimik, yani smiley gibi mesajdaki şu taraf yukarı doğru oynuyor. Ama eğitimcilerin sınıfına girdiğimde herkes kopuyor. Hatta ben bir espri yapıyorsam karşı taraf bana laf filan sokmaya çalışıyor. Ben sinirleniyorum, iki katını sokuyorum onlara filan. Burada neden böyle bir tabiat var peki? Tamamen örtük programının oluşturduğu karakter değerli öğretmenlerim. Eğitim fakültesinin örtük programı sana bir şey öğretir. İnsan ilişkilerin iyi olacak ve sosyalleşme düzeyin yüksek olacak. Ama hukuk fakültesi farklı bir örtük verir. Ciddi olacaksın arkadaşım, biz adalet işi yapıyoruz. Tamamen örtük programdan kaynaklıdır. Devam ettim. Okul düzenini sizler örtük programla belirlersiniz. Bak ne dedik biraz önce? Müdür disiplinli, sert bir tutum sergiliyor. Okulda ona göre bir nizam olmuş. Aksini yapsa farklı bir pozisyonda çıkabilirdi. Daha neler katılır buraya, neler. Yani özünde bireyin eğitim hayatı boyunca geçirdiği informal öğrenmeleri örtük programıdır. Pek çok kaynağı olabilir ve pek çok sonucu da olabilir değerli öğretmenler. Örtük programla ilgili en sevdiğim soru kalıbından bahsedeceğim size. Aslında verdiğim örneklerin hepsi bir soru kalıbıydı. Herhangi bir yıl ÖSYM tarafından denenmişti ama çok güzel bir soru kalıbı. Bir yıl dedi ki ÖSYM, bir okulda koridorlara vatana hizmet ettiği düşünülen kişilerin fotoğrafları ile onlara ait bilgilerin yer aldığı posterler asılmıştır dedi. Bu hangi programdır dedi. Cevap örtük program dedi. O sene sınava giren bazı öğretmenler şunu düşündü: ya kardeşim okul yönetimi asmamış mı bunları? Evet. Planlamışlar. Ya kardeşim planlı etkinlik o demek değil ki. Çocuğun içinde olduğu planlı bir etkinliği kastediyoruz biz buralarda. Sence bu koridorlara yazılan bilgilere aynı mantık işte kolejlerin merdivenlerine yazılan İngilizce kelimelerin Türkçeleri, formülleri falan çocuklar nasıl görüyor sence? Aha da şöyle görüyor. İlk teneffüs çıkıyor kantinden, işte dürüm alıyor, ayran alıyor. Siftine siftine koridorda gidiyor. Yerken o an gözü çarpacağı tutuyor. Ana lan diyor, şuna bak diyor. Bir şey asmışlar buraya, birini asmışlar diyordu. Bakayım bir daha yakından bakayım, hiç görmedim. Yıllardır bu okuldayım oysa diyor. Bakıyorum, ooo bayağı önemli bir şahsiyetmiş ya diyor. Bu vatana bayağı hizmet etmiş diyor. Bu tasvir ettiğim yaşantı nasıl bir yaşantı? Rastlantısal. Bu çocuk görür, öteki görmez. Gelişi güzel yani değerli öğretmenlerim. Bu tarz etkinliklerimiz de örtük program. Okul yönetimi orada sadece şunu yapmıştır o posterleri asarak: ben okulun fiziki şartlarını öyle bir dizayn edeyim ki çocuklar örtük yolla bile bir şey öğrenecek olsa iyi şeyler öğrensinler. Çünkü bu etkinlik şayet planlı bir etkinlik olsaydı öğretmen nezaretinde yapılırdı. Öğretmen planlı bir faaliyetle onları götürürdü, başında anlatılarını sunardı, onlara gösterirdi. Kontrollü bir faaliyet olurdu. Ama o koridorda geçerken bir bilgi görmekle sokaktan geçerken billboard'dan bir şey görmek arasında hiçbir fark yok. Toparlayalım o zaman sizlerle beraber. Posner'ın program türleri niye yapmış Posner bu sınıflamayı? Okullardaki başarı ve başarısızlığın nedenlerini açıklamak için. Devletin gönderdiği resmi. Sınıfta işlersek işlevsel. Es geçersek geçersiz. Fazladan bir şey, yani rahat batmıştır. O an ne bileyim yarınlar yokmuş gibi bir şey yapasımız gelmiştir. Ekstra, informal bir şey yapmışsak örtük program diyoruz değerli öğretmenler. Bu sınıflamada muhakkak soru bekliyoruz. Bir sonraki videoda ise sürpriz bir kavramımız olan kübik programı sizlerle ele alacağız.